Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemez. Ülkeler içerisinde Türkiye'ye karşı en sert tutumlardan birini sergileyen Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili sert ifadeleri nedeniyle tekrar gündemde. Macron, bu sert ifadeleri dün öğle saatlerinde Met7 zirvesi öncesi dile getirdi. Fakat sadece burada kalmadı. Fransız Cumhurbaşkanı'nın zirvedeki ajandasından da Doğu Akdeniz, Türkiye ve Libya çıktı. Avrupa'nın Türkiye karşısında sert bir tutum alması gerektiğini söyleyen ve zirve sonrası açıklamalarının dozunu düşüren Macron'a Türkiye'den net bir yanıt geldi. Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemez. İşte detaylar. Sözlerine Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinde artık bir ortak değil ifadeleriyle başlayan Macron, zirve öncesi açıklamalarında Yunanistan'a destek verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Sadece bir kısmını söyledim. Yunanistan'a karşı yapılan provokasyonları ve alınan tek taraflı kararları söylemedim bile. Adeta Avrupa Birliği'nin patronu gibi davranan Macron'a, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, muhalefet cephesi ve daha birçok isimden sert tepkiler geldi. En çok konuşulansa o sözlerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabıydı. Erdoğan, Twitter hesabından yıllar önce yaptığı bir konuşmanın görüntülerini paylaştı. O konuşmada net bir mesaj verdi. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemez. Macron, her ne kadar zirve sonrası açıklamalarının dozunu düşürse de Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devletin önemli isimlerinden ardı ardına paylaşımlar gelirken, Türkiye'den yöneltilen eleştiriler de Fransa'nın sömürgeci geçmişine vurgu yapıldı. Bu vurgulardan biri de Fahrettin Altun'a aitti. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı ve Fransa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattığı bir konuşmayı Twitter hesabından paylaştı. Avrupa Birliği sınırlarını korumak, Yunanistan karasularına giren Türkiye'yi durdurmak, Libya'da darbeci general Halife Hafter'i desteklemek, Türkiye'ye karşı birlikte ve sert bir duruş sergilemek. Macron'un arka planda sömürgeciliği hissettiren açıklamalarına ne kadar itibar edildiği tartışmalı. Fakat Avrupa Birliği'nde lider ülke olma hamleleri ve askerini Akdeniz'de suya indirmek suretiyle varlığını hissettirmeye çalışması, Avrupa Birliği içerisinde doğrudan destek buluyor denemez. Özellikle göç krizinin ve Libya'daki durumun direkt muhataplarından biri olan İtalya ve İspanya bu sert tutumun pek de benimsemiyor. Son olarak El País'te yayımlanan konuyla ilgili yorum veya haberlerde İspanya, İtalya ve Almanya'nın Libya konusunda da Fransa ile ayrı düştüğü vurgulandı.